Selam arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bu akşam yine sizlerle bir açılım yapmak istedim ama onunla ilgili bilmedikleriniz hakkında olacak. Yani aklınızdaki kişiyle alakalı merak ettiğiniz bazı konular olabilir ya da hiç merak etmiyorsunuzdur ama onunla ilgili bilmediklerinizi duyacak olabilirsiniz burada. Belki bir şey saklıyordur, belki saklamıyordur. Tabii ki de emin değiliz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi birinci destemde sarışın bir unicornumuz var. Bakın tipimiz böyle tatlı bir şey. Tombik bir şeye benziyor. İkinci unicornumuz da pembe bir unicorn. Şeker hamuru ile yapılmış gibi duruyor ama tabii ki plastik bir unicorn. Ve çok tatlış bir unicorn yapmışlar. Aklınızdaki kişiye odaklanın. Eğer ki onunla ilgili bilmediklerinizi merak ediyorsanız, yani daha da bilmediğim var mı acaba diye de merak ediyor olabilirsiniz. Belki her şeyi biliyorsunuzdur. Onu da bilemem ama duymak istediğiniz bir şeyler varsa mutlaka buradan rehberlik alacağız. Hiç merak etmeyin. Belki bildikleriniz çıkacak, belki de bilmediğiniz bir şeyler de çıkabilir. Odaklanın, sorunuzu sorun. Ona göre devam edelim. Birinci deste sarışın unicorn. İkinci destede pembe unicorn. Pembe saçlı bir unicornumuz var. Evet, şöyle ikinci desteyi bu tarafa doğru alıyorum. Bakalım sarışın unicorn'da neler çıkacak. Şöyle şuraya olur mu? Yok, olmadı. Şöyle yapalım. Evet, bakalım. Neler gelecek önümüze? Bakalım onunla ilgili bilmedikleriniz. Bir iletişim probleminiz mi var acaba? Bir boğazıma gıcık yaptı yine. Acaba neden? Şöyle bir bakalım. Bir tane de enerji kartı alacağım. Onunla ilgili bilmediğiniz nedir? Bir bakalım. Evet, onu da böyle koyduk. Şöyle mi yapsam acaba? Şöyle 3 gelse. Şu alt şeyi alalım. Hatta şu çiftimizi şöyle alalım. Şu unicornumuzu alalım. Şöyle görebilirsiniz diye şey yaptım ama. Oluyor mu? Yoksa eski düzen mi yapalım? Hadi eski düzeni yapalım. Peki. Karman çorman yapmayayım da. Şöyle gelelim. Tamam, şöyle görebiliyorsunuz. Evet, bakalım enerjiniz ne çıkmış? Daha doğrusu onun enerjisine çıkmış. Onunla ilgili bilmemiz gereken şey finansal sıkıntılar dedi bakın. Direkt. Bilmediğiniz şey finansal sıkıntısı. Biliyor da olabilirsiniz. Burada da çıkar. Yani bildiğiniz de çıkar, bilmediğiniz de çıkabilir. Şimdi bakın bakalım ben şimdi söyleyeceğim, yorumlayacağım. Hangisini bilmiyorsunuz veya hangilerini bilmiyorsunuz, biliyorsunuz. Ona göre yorumlar kısmından bana yazarsınız. Şimdi bu kişi uzun vadeli planlar yapan birisi. Bir konu hakkında veyahut da bir meslek hakkında olabilir dedi. Okula geri dönmek, bir seminere katılmak veya bir danışman bulmak dedi. Bunlarla ilgileniyormuş. Uzun vadeli planlarında bu da var. Yalnız rakipleri çok. Buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Başkalarıyla fikir ayrılığına yol açtığı çatışmalar diyor. Yani çevresindeki kişilere çok dikkat etmesi gerekiyor. İki tane beş yan yana geldi. Kılıç beşlisi ve değnek beşlisi olarak. Şimdi şöyle bir şey yapacak yakın vadede. Onunla ilgili bilmeniz gereken bir şey var. Belki bir yolculuğa çıkacak olabilir gerçekten de. Çünkü burada ilk kartımızda da bir değnek üçlüsü çıktı. Ya il dışına ya da yurt dışına gitmeyi planlıyor olabilir.
bunu yapmak isteyecek. Fakat bu fikrinden yakın zamanda da vazgeçecek. Ya da vazgeçti, siz bunu biliyorsunuz. Yani bundan emin değilim. Çünkü siz şimdi burayı dinleyin, ona göre alın. Burada yer değiştirebilir. Taşınabilir. Taşınma düşüncesinde daha güvenilir, daha ihtiyatlı olmak isteği içerisinde olacak. Daha sağlam bir hayat isteyecek olabilir yakında. Bu kişi eğer ki deniz kenarında yaşamıyorsa, aklınızdaki kişi deniz kenarına taşınmak isteyecek olabilir. Biraz böyle manzaralı yerleri seviyor gibi. Bir karmik döngüsünü bitirmeye ihtiyacı var. Şimdi eğer ki bu insan yurt dışına gidiyorsa ya da gidecekse bir müddet veyahut da il dışına gidecekse, bulunduğu yerden kopacaksa bir karmik döngüyü bitirecek. Atalardan gelen bir karması var bu kişinin ve bunu bu yurt dışına veyahut da il dışına giderek, evinden uzaklarda yaşayarak bunu yaşayacak. Burada bakayım. Evet, Kupa Kralı çıktı. Tılsım Kralı çıktı. Ve Değnek Kraliçesi çıktı. Koç, Aslan, Yay burcunda bir kadın. Boğa, Başak, Oğlak, Akrep, Balık, Yengeç erkeği burada. Yalnız tek başına takdir edilmeyi çok isteyen birisi. Yani tek başına böyle bir yani hayatta çok güçlü olmak istiyor. Hiç kimseye muhtaç olmadan çok güzel işler başarmak istiyor ve istediği böyle huzurlu hayatı elde etmek isteyen birisi bu. Ama hep böyle bir manzara, hep bir deniz kenarı, hep bir bağ bahçe, doğayla iç içe olmak. Bu tarz böyle bir yerleri istiyor sanki. Ona göre şehir hayatı pek uygun değil aslında. Ama bunu anlayacak ve bunun kararını verecek olabilir. Onun hakkında bilmediğiniz bu özellik olabilir sevgili arkadaşlar. Fakat bu adımı atmak için çok bocalıyor. Çünkü Kupa ikilisi geldi. Pardon, Kupa diyorum. Değnek ikilisi geldi. Bu konuda bir iki ayda bir derede kalıyor. Bir şeyleri yapabilmek için. Yani bu finansal sıkıntılar onu aslında birazcık köşeye sıkıştırmış vaziyette. Ne yapacağını bilemiyor. Şimdi finansal sıkıntılarda olduğu için şehir hayatından daha küçük bir yere taşınmak isteyecek olabilir. Daha az kira ödemek veya da daha ucuz bir hayat yaşamak isteyecek olabilir. Çünkü semt değişiyor biliyorsunuz, pahalılık. O yüzden burada bir yer değişikliği yapmak istemek, ait olduğu yere doğru gitmek istemek, yani içindeki istediği yere doğru gitmek. Mesela bir sahil kasabasına yerleşebilir Ege'de. Bilemeyiz. Marmara'da, yine Akdeniz'de olabilir. Böyle bir aksiyon içerisinde aslında kendisi. Şu andaki durumu, etrafındaki insanlarla fikir çatışması içerisinde ve etrafındaki herkes onunla sanki alay ediyor gibi bir rekabeti var. Dürüst olmayan veya amaçları şüpheli insanlardan uzak durun diyor ona. Fazla hırslı insanları var çevresinde. Beceri isteyen, sevdiği bir işi yapmak istiyor bu kişi. El sanatları olabilir. Bir enstrüman çalmak olabilir. Dediğim gibi okula geri dönmek veyahut da bir hobide ustalaşmak, yemek yapmak olabilir. Marangozluk işleri olabilir. Çok farklı bir hobi olabilir. Bunu yapmak istiyor sanki. Bu yüzden de farklı bir yere taşınmak isteyecek olabilir sevgili arkadaşlar. Ama şu anda finansal sıkıntıları var mı? Var. Enerjisel olarak bilmeniz gereken en temel şey bu. Ve şu anda çevresinde bulunan insanlar ona hiç uygun insanlar değil. Hiç de iyi akıl vermiyorlar. Çünkü çok fazla hırslı insanların içerisinde şu anda. Yaşamak istediği ortamda değil. Ve bu ortamı değiştirmek istiyor. Fakat bundan da emin değil. Ya bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Çünkü iki yerde bir derede kalmış. Şimdi şehir hayatı tabii ki hareketli bir hayat.
daha modern bir hayat. Eğer ki dediğim gibi böyle kasaba tarzı bir yere taşınmak istiyorsa yine bocalar. Yani şimdi o hareketli yaşamdan bu tarafa gelmek birazcık zor olabilir. Evet, birinci destenin yorumu bu şekildeydi sevgili arkadaşlar. Şimdi ikinci desteye geçebiliriz. Geldik ikinci destemize sevgili arkadaşlarım. Onunla ilgili bilmeniz gerekenler, gereken şeyler nelerdir? Bunlara bakacağız. İyice konsantre olun aklınızdaki kişiye. Pembe unicorn'u seçmiştiniz. Onu şöyle alıyoruz. Sarıyı da böyle alalım. Sarı durmadı. Peki. Onu şöyle yukarıda alabiliriz. Evet. Şu pembeleri yukarı alalım. Ve kartlarımızı karıştırmaya başlayalım. Bakalım aklınızdaki kişiyle ilgili bilmediğiniz şey neymiş? Belki bildiğiniz bir şey de olabilir. Belki emin değilsiniz. Bir şeyler duyuyorsunuz. Belki burada kartlarda çıkacak. Haber alıyorsunuzdur belki de. Ya da hali hazırda iletişimde olabilirsiniz. Ama size söylemiyor olabilir. Burayı göremiyorsunuz galiba. Birazcık daha şöyle getireyim. Şöyle aldım. Evet, en azından bir uzak da olsa görüyorsunuz. Şimdi bir tane de enerjisine bakacağız. Enerji kartı alacağım. Bakayım neymiş onunla ilgili bilmemiz gereken şey. Kıskançlık. Kıskanç birisi. Şimdi bir kadının kıskançlığı farklıdır, bir erkeğin kıskançlığı farklıdır. Eğer ki hani bir aşk ilişkisi için tutmadıysanız, hani atıyorum işte Ayşe ile ilgili bilmem gereken şey ne, işte Ahmet ile ilgili bilmem gereken şey ne, illa ki hani bu sizin aşk hayatınızdan birisinin olması şartıyla iş hayatınızdan birisi de olabilir, sevmediğiniz birisi olabilir, sevdiğiniz birisi de olabilir. O yüzden bir şey demiyorum. Hani şunlar şunlar tutsunlar, böyle bir kategoriye girmedik. Onunla ilgili bilmek istedikleriniz nelerdir diye bir başlıkta toplanmış bulunuyoruz. Peki şimdi bu insanın kıskançlıkla ilgili bir problemi var. Haset fesat birisi olabileceği gibi kıskançlığa da maruz kalan birisi olabilir. Yani dışarıdan da bir şeyler oluyor olabilir. Şimdi ben buraya bir tane daha kart almak istedim. İçimden öyle geldi. Ona mı yapılıyor, o mu yapıyor? Ha. Allah. Ha, tamam. Bakın Çağlar'ın şifacısı geldi. Şimdi burada bir kısmınız için, aklınızdaki kişiler için söylüyorum. Aklınızdaki kişiler burada ikiye ayrıldı. Hatta nasıl söyleyeyim, birden fazla da ayrılmış olabilir. Çünkü bir kısmınız kıskançlık yapıyor. Yani o aklınızdaki kişiler için söylüyorum. Aklınızdaki kişiler onun hakkında ne bilmelisiniz? Kıskanç birisi olduğunu söylüyor. Bir kısmınızın aklındaki kişilere göre ona dışarıdan yapılıyor. Bunlardan bir tanesi çok güçlü bir insan olduğu için. Bir tanesi parasal anlamda çok kuvvetli olduğu için. Yani dışarıdan etki alan da var. Dışarıya etki veren de var. O yüzden kolektif olduğu için tam manasıyla net bir cevap alamadım şu anda sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. Buradan da belki bir şeyler çıkartabiliriz elbette ki. Şimdi burada 3 tane kraliçemiz çıktı. Hava kraliçesi, su kupaların kraliçesi. Bir de dinarların kraliçesi, yani tılsım kraliçesi. Yani hava grubu, su grubu ve toprak grubu kadınlarını çok çıkarttı burada. İlk kraliçemiz
kartımız bırakışla geldi. Yeni başlangıçlara götüren sonlanmalar, size engel olan insanları veya durumları bırakma gereksinimi, spiritüel dönüşüm. Ve dilekler gerçek oluyor, hayalleriniz gerçekleşiyor, sihirli bir zaman, iyi talih, her şeyin iyi olacağına dair evrene duyulan güven. Şimdi aklınızdaki kişi o kadar güçlü bir insan ki aslında sevgili arkadaşlar. O kadar böyle kısmetli, o kadar iyi niyetli, güçlü, belki aslan burcu bir kısmınız için geçerli olabilir. Şimdi burada böyle güçlü bir profil çıktığı için kolektifin çoğunluğunda ve sizin şu anda denk geldiğiniz her nedense kiminle uyumlanıyorum gerçekten bilmiyorum ama çok kıskanılan bir insan bu kişi. Buna karar verdim bu açılımda. Kendisi haset fesat değil. Ama dışarıdan çok kötü dördüncü çakrasına yani kalp çakrasına enerji çekiyor ve gücünü azaltıyorlar bu kişinin sevgili arkadaşlar. Dikkat etmesi gerekiyor. Ona iyilik yapmanız lazım. Ona sevgi göstermeniz lazım. Onunla iyi geçinmeniz lazım. Onu üzmemeniz gerekiyor. Çoğunluğunuz %90'ınız böyle olmak zorunda aklınızdaki kişiye. Yani tabii ki şartlarınız uygunsa sevgili arkadaşlar. Yani aranız iyi değilse bir düşmanlık söz konusuysa yani kalkıp da ona böyle hemen bir anda güzel güzel davranacak değilsiniz. Yavaş yavaş yapın en azından. Ama karşınızdaki kişi dışarıdan çok kötü bir etki alıyor. Onu da söyleyeyim. Onun gücünü kırıyorlar. Onun güzel kalbini etkilemeye çalışıyorlar. Yani onun merhametli kalbini, anlayışlı kalbini mahvetmeye çalışan bir kötü bir enerji var. Bu dışarıdan geliyor bu kişiye karşı. Ve burada kraliçeler çok çıktığı için burası kadınların olabilir. Yani burayı erkekler daha çok dinliyor olabilir. Ya da bir bayan içinde bunu tutmuş olabilirsiniz elbette ki. Çok kıskananı var, çok çekemeyeni var. Ne yapması gerekiyor biliyor musunuz? Bırakıp gitmesi gerekiyor. Çevresini değiştirmesi gerekiyor kesinlikle. O çok güçlü bir insan ve keskin kuralları, düşünceleri olan bir insan aslında. Ama bir o kadar da çok naif bir insan. Yani o kadar böyle minnoş bir kalbi var ki. Yani zarar görmemek için kendisine keskin böyle nasıl söyleyeyim. Kurallar, çerçeveler, kanunlar çizmiş olabilir. Buna mecbur bırakılmış olabilir. Meditasyon yapması gerekiyor, dinlenmesi gerekiyor. Ve bu kişiye karşı gerçekten bu kişinin arkasından işler çevriliyor sevgili arkadaşlar. Bunu o bilmiyor belki. Bu kişinin dişil enerjisi de yüksek olabilir bu arada. Eğer ki bir erkek için dinliyorsanız burayı. Ya da bu kişinin anne, abla, kız kardeş, işte kızı, işte kuzeni, kadın çevresi çok da olabilir. Bunu da veriyor olabilir. Ama bu insanın arkasından bir iş çevriliyor sevgili arkadaşlar. Bu insanın kıskançlığa karşı çok dikkatli olması gerekiyor. Çok fazla şey oluyor. Birçok iyi fırsatın yol açtığı stres dedi. Beklenmedik olaylar veya hızlı değişimler. Aynı anda birkaç işi yapma yetisi, iş seyahati veriyor kendisine. Burada bu kişi eğer ki bir erkek için dinliyorsanız bakın böyle bir tarzda bir insan olabilir. Tek başına ve belki böyle bahçeli bir evi vardır, belki bir köpeği vardır. Biraz böyle macera sever bir ruhu var ama onun da bir koruyucusu var. Yeni bir başlangıç, kendinize güvenin, korkularınızı bir yana bırakın ve bir inanç sıçraması yapın dedi. Şimdi burada size bir ayrıntı göstermek istiyorum. Şimdi burada bu adam evinden çıkmış ve yanında da ayağının dibinde bir köpek var. Fakat şurada da onun bir koruyucu meleği var. Görüyor musunuz? Burada bir melek resmi var. Ona bakıyor. Yani burada bize diyor ki aklınızdaki kişi aslında çok iyi niyetli ve mistik güçler tarafından korunan bir insan. Yani hani bir saflık seviyesi de vardır ya aslında iyi niyetten kaynaklanan böyle de bir insandan bahsediyor. Bu insanın dinlenmeye, kendisini dinlendirmeye, meditasyon yapmaya ihtiyacı var. İlla meditasyon yapması şart değil. Dua da okuyabilir, inancı neye müsait inancı neye müsaitse. Şimdi
Bu kişinin dünyevi kısmetlerine karşı bir kıskançlık, bir hasetlik söz konusu. Yani arkasından iş çevrilmeler. Yani nedir? Evlilik olabilir, iş olabilir, eğitim olabilir, para olabilir, kariyer olabilir, sağlık olabilir. Her şekilde bu kişinin arkasından bin bir türlü şeyler dönüyor. Ama anneden yana da bir şansı var galiba. Annesi zengin olabilir veyahut da annesinden maddi destek alan bir insan da olabilir. Annesi burada iyi bir insan olarak çıktı. Ailesinin desteğini çok alan bir insan, ailesinin tarafından da sevilen bir insan sanırım. Ve bu kişi de yakın zamanda bir dönüşüm meydana gelecek. Bakın, dönüşüm kartı geldi. Şimdi onun altını okuyayım size. Değişiklikler yapılmasını gerektiren önemli bir deneyim, güçlü ve genellikle beklenmedik aydınlanmalar, ertelenmelerin son bulması, eski inanç sistemlerini bırakmak dedi. Yani bu nedir? Eski inanç sistemlerinden mesela şimdi size bir örnek vereyim. Yani illa böyle mesela evlenecektir bu kişi. Hani ailesi der ki illa gelsinler istesinler. İşte büyükleri gelsin, işte şunlar gelsin, bunlar gelsin. İşte şöyle nişan olsun, şöyle düğün olsun. Bu eski kalıplaşmış sistemleri bırakın. Onu söylüyor burada. Yani bu kadar böyle zaten şimdi biliyorsunuz artık maddi açıdan, finansal açıdan gerçekten ülkemiz çok zor bir durumda. O yüzden eğer ki hani bir şeye niyetiniz varsa bazı şeyleri artık görmezden gelmenin zamanı geldi. Daha minimalist düşünmekte fayda vardır. Nedir o öyle yok işte düğün istiyorum, şöyle şöyle gelinlik olacak, şu kadar altın takılacak. Şu anda öyle bir durumda olan insanlar çok az. Yani şimdi burada 80 milyon varsa Türkiye'de hadi bunu yapabilecek yani bu çok böyle zengin bir şekilde yapabilecek düğünleri 10 milyon insan olsun yani geri kalan 70 milyon yapamıyor bunları zaten. Yapamayacak da bir müddet daha. Belli ki yani durum öyle gösteriyor. O yüzden yani eski inanç sistemlerini bırakmakta fayda var diyor. Bu insana böyle bir işleme yapabilirsiniz. Yani bu kadar sabit fikirli olmaması gerekiyor. Ya da şöyle bir şey olabilir. Mesela hani fotoğraf çektirmeye gidersiniz. Eskiden böyle gömlek giyerdi insanlar. Bir de böyle yakasını iliklerdi. Ha böyle ciddi çıksın diye. Hani böyle bunlar benim komimi gitmiş şeylerdir. O yüzden anlatıyorum burada size. Şimdi bakıyorum artık bazı insanlar bunları aşmış. Gayet güzel dekolte kıyafetler giyip de fotoğraf çektiriyorlar. Hani bir iş başvurusu için veya da herhangi bir kurum için. Kimse yadırgamıyor. İlla böyle boğazınıza kadar böyle ilikleyip de gömleği bu şekilde bir de böyle bir kaşınızı kaldırarak böyle bir poz vermek zorunda değilsiniz mesela işte eski inanç sistemlerini bırakmak diyor. Bu kişi bunları yaşayacak. Mesela hani illa ailenle beraber yaşayacaksın evleninceye kadar. Evlenince başka eve gideceksin filan hani. Gerek yok. Belki bu insan tek başına başka bir evde yaşamak istiyor. İşte eski inanç sistemini yıkmak bu demek. Yani bu tarz şeyler. Tabii ne kadar güvenli olur bu en son söylediğim onu bilmiyorum da. Yani yine de aileyle birlikte yaşamakta fayda vardır diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Benim şahsi fikrim tabii ki de. Yani bu insanda bir dönüşüm meydana gelecek. Ama pozitif yönde bir değişim söz konusu olacak. Ailesinin desteği çok var bu kişide. Güzel güzel durumlar söz konusu. Güçlü bir insan aslında ama yalnız bir şeyleri de bırakması gerekiyor. Başka türlü bir şeyler de var. Hem bu başta hem de sonda çıktı. Bırakmak ve dönüşüm kartı. Şimdi bakalım neyi bırakması gerekiyormuş en çok da. Çünkü merak ettim. Bu kadar kıskanılan, bu kadar harikulade bir insan çıktı burada. Neyi bırakması gerekiyor aklınızdaki kişilerin en çok da? Ego. Egoyu bırakması gerekiyormuş bakın. Bir okuyalım. Kapana kısılma yanılsaması. Durumunun sorumluluğunu kabul edin ve mutluluğa giden yolda ilerlemenize yardım edecek seçimler yapın. Bağımlılıklar ve sağlıksız alışkanlıkları bırakması gerekiyormuş. Mesela bir sigaradır, alkoldür, uyuşturucudur ya da ne bileyim çekirdektir. Bir sosyal medya alışkanlığıdır veya da bir alışveriş alışkan, tüketim alışkanlığı vardır. Bunları bırakması gerekiyor olabilir. Çünkü ben burada egolu bir insan değil de daha çok sanki böyle onu aşağı çekecek bağımlılıkları varsa mesela kurumta etmek de bir bağımlılıktır biliyor musunuz? Böyle negatif düşünmek de bir bağımlılıktır. Her şeyin hep böyle en kötüsünü düşünmek de bir bağımlılıktır. Belki bundan da çıkması gerekiyordur.
Yani dediğin gibi kişiden kişiye göre bağımlılıklar ve sağlıksız alışkanlıklar değişebilir. Mesela fast food tüketiyordur, ev yemeği yemiyordur. Bu da olabilir. Bundan da çıkması gerekiyor. Mesela ne bileyim çok böyle değişik tadını beğenmediğim soslar var. Hazır soslar var mesela. Daha çok bu hamburger tarzı işte dışarıda yenilen sokak lezzetlerinde tattığımız bazı soslar var. Ben mesela onları sağlıklı bulmuyorum. Ama bu insan sağlıklı bulup ve bunu çok tüketiyor olabilir. Bu da bir şeydir. Yani bunu da bırakması gerekiyor. Direkt bırakmayla başladık çünkü sevgili arkadaşlar. Evet, bakalım. Bu kişiyle ilgili son olarak bir tane daha kart almak istiyorum. Çünkü çok enteresan bir insan olarak geldi. Aslında çok güzel bir insan ama çevresi tarafından çok dikkat etmesi gereken bir insan. Evet, bu insan bir kadın olabilir mi ya? Ben bunu çok nedense bu ikinci destede bir kadın olabileceğini düşündüm. Ya da kız çocuğu olan birisi de olabilir. Hadi değilse de bir dişil enerji var sevgili arkadaşlar. Beklenmedik bir bolluk, akıllıca tavsiye ya da iyi talih. Heyecan verici bir kariyer fırsatı, kazançlı bir sözleşme, ev veya araba gibi büyük bir şey satın alma dedi. Bu kişi sanki okula gidiyor. Ya da çok zengin bir ailenin çocuğu olabilir. Burası onun evi olabilir. Bakın elinde bir kitap var. Bu kişi eğitimli, akıllı, böyle belki IQ'su yüksek, böyle her şeyi hani yediği önünde yemediği arkasında bir insana benziyor. İşte o yüzden zaten kıskanılıyor. Direkt böyle çıktı zaten. Gücü, iyi kalpliliği, temiz kalpliliği, merhameti, finansal kaynakları hep bunlar çok kıskanılıyor. Bu insanın çok dikkatli olması lazım. Peki böyle bir insanın alışkanlığı ne olabilir diyeceksiniz. Elbette ki hani alkol olabilir, işte sigara olabilir. Bunlar da olabilir. Veyahut da ne bileyim hani kahve içiyordur, bu da bir alışkanlıktır. Çok çay içiyordur, bu da bir alışkanlıktır. Bunları bırakabilir. Çok kitap okuyordur, bu da kötü bir alışkanlık. Gözleri bozulabilir. Yani kişiden kişiye dediğim gibi değişebilir sevgili arkadaşlar. Evet. Sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Onunla ilgili bilmediklerinizde böyle şeyler çıktı. Yani bu kişinin çok kıskanıldığını, çevresi tarafından çok beğenildiğini, çok takdir edildiğini ama arkasından da işler çevrildiğini söyledi kartlarımız. Belki biliyordunuz, belki yeni öğrendiniz. Belki tahmin ediyordunuz, şimdi burada emin oldunuz. O da olabilir. En son bir de şu arkasından çevrilen işe bakalım mı ya? Çok merak ettim. Böyle iyi bir insanın arkasından nasıl bir iş çevrilebilir? Ay kartı geldi. Sezgilerinize kulak verin ve ilahi varlıktan gelen işaretlere dikkat edin. Gereksiz kaygı. Korkularınızdan kurtulun. Her şeyi netleştirecek aydınlanmalar dedi. Bununla ilgili bize bir bilgi vermedi sevgili arkadaşlar. Kendisi yakın zamanda tuttuğunuz kişi, aklınızdaki kişi yakın zamanda aydınlanacak zaten ve ilahi varlıktan gelen işaretlere dikkat edin dediğine göre de Allah'la olan bağlantısını kesmemesi gerekiyor. Ona olan inancını bitirmemesi gerekiyor. Yani böyle üzülmemesi gerekiyor. Kaygıya düşüp de anlık böyle işte ibadetten geri kalmaması gerekiyor açıkçası. Evet. İyi bir insanmış. Umarım her şey sizin de onun da gönlünüzce olur sevgili arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.